Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın keskin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın haremi, izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler Türküyle, Arabıyla, Kürtüyle velhasıl tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini mutlaka ama mutlaka göreceklerdir. Türkiye'nin insanlığı silüeti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Kudüs'e kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyorum. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise Cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklığının ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandan beri dile getirdiği dünya beşten büyüktür itirazının haklılığını teyit etmektedir. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların iki elinin parmaklarının kenetleşmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.